Evet, şu an sabaha karşı saat 4:20 geçiyor. Beylikdüzü'nde bulunan su ürünleri haline geldik. Fakat burada şu an gördüğünüz gibi hiç kimseyi göremedik. Açıldı diyorlar ama bu saat itibariyle ne bir güvenlik, ne bir bekçi, ne de bir yetkili vardı. Burada işte karşıda gemiler park etmişler, duruyorlar orada, kıyıya yanaşmışlar. Ama dediğimiz gibi şu an burası tam faal değil, gayri faal olarak çalışıyor. Şöyle zoomlarsak kamyonları ve gemileri de görebileceksiniz. Ama dediğimiz gibi bu sabah itibariyle henüz burada kimse yok. Hattı zatında şöyle söyleyebiliriz. Türk Haber TV kanalına başka kimse yok. Yazıhaneler açılmış fakat ne bir bekçisi ne bir şey, hiç kimse dediğimiz gibi yok. Biz de burada sabah 4'te 5'te balık alımları olduğunu duyduk. İşte satışlar olduğunu duyduk. Özellikle bu saate kadar bekledik buraya gelmek için ama geldiğimizde dediğimiz gibi hiç kimsenin olmadığını gördük. Ama burası açıldığı zaman, faaliyete geçtiği zaman gerçekten ülke ekonomisi için ve Beylikdüzü için çok faydalı olacağına inanıyoruz. Ama böyle bir tesisinde tabii buradan da eleştiriyoruz. Yani ne olursa olsun burada bu kadar mal var, malzeme var, gemiler var, ofisler var, tesisatlar var. Böyle bir tesisinde idarecilerini biraz sorumsuz buluyoruz. Çünkü dediğimiz gibi burada bir güvenlik zafiyeti var. Burada yani 7/24 güvenlik olması lazım. Belki gündüz buraları çok hareketlidir, bilemiyoruz. Gün içine de geleceğiz buraya ama biz şu saat itibariyle şu an tam aracımızla park ettik. Tam meydandayız. Hiç kimse yok. Ve aşağı yukarı yarım saattir burada oyalanıyoruz. Hani belki birisi gelir, ona sorarız. Onunla görüşürüz. Burası hakkında bilgi alırız. İşte balık satışlarının başlayıp başlamadığı hakkında bilgi alırız ama maalesef ki dediğimiz gibi hiç kimse yok burada. Hiç kimseye de ulaşamıyoruz. Koskoca bir tesis bu şekilde duruyor. Halbuki çok ucuz rakamlarla buraya bir güvenlik personeli alınabilir. Eğer güvenlik personeli alındıysa, güvenlik personeli de varsa bu sefer demek ki bir zafiyet var burada, denetim yok demektir. Biz haber yaptıktan sonra burası da bu denetimde olacaktır. Şu an bir ticari taksi geldi. O ticari taksiyi de bakalım, takip edelim nereye doğru gidiyor. Kayıkların, gemilerin olduğu bölgeye doğru gitti ticari taksi. Büyük ihtimal balık teknelerine çalışanlardan bir tanesidir. Gerçekten çok güzel bir yatırım yapılmış. Çok muhteşem, devasal bir tesis yapılmış buraya. Park alanı da düşünülmüş. Burada işte balık satan firmaların sağ tarafta, yani tam giriş kapısının sağında yazıhaneleri durmakta. Şöyle size biraz gösterelim. Şu karşılarda soğuk hava depolarının olduğu alan. Ama dediğimiz gibi yani bir yetkili, bir güvenlik, bir danışma, hiçbir şey yok. Halbuki girişe çok güzel kapılar yapılmış, çok güzel giriş alanı yapılmış. Sanki bir gümrük merkezi gibi. Ama yapılması önemli değil, önemli olan çalıştırılması. Yani böyle bir yer yapıldığı zaman burada da dediğimiz gibi güvenliğinde olması gerekir. Yani güvenlik, sırf güvenlik olarak düşünmeyelim bunu. Danışma olarak da, yani bizim gibi gelen insanların bilgi alabileceği,
bir yer olarak soru sorabileceği bir muhatap bulmak ister. Yani buraya şu an mesela yurt dışından da insanlar gelebilir. Ne bileyim, çeşitli il ve ilçelerden de insanlar gelebilir ama geldiği zaman burada yani sorumluluk gereği bir muhatap bulmaları gerekir kendilerine. Ama dediğimiz gibi maalesef ki öyle bir muhatap bulma şansları yok. Kimseye durmuyor. Yani biz yarım saatten fazladır buradayız. Beklemeye devam ediyoruz birilerine sormak için. En basitinden basında çıktığı gibi burası faaliyete girmiş mi girmemiş mi onu öğrenelim. Çünkü haberler de 4'te 5'te burada işte balık halinin açıldığı, gemilerin, kayıkların, balıkçı kayıkların yaklaşarak burada satışı olduğu, hattı zatında bizde biraz abartma olayı vardır, internet üzerinden satış olacağı vesaire vesaire diyorlar ama şu an ortada hiçbir şey yok. Hiç kimse yok. Bunların olabilmesi için de teknik, kalifiyeli personel lazım. Ama maalesef onu da göremediğimiz için şu an burası güvenlik ortamı olmayan bir yer. Her tarafta kameralar var, güvenlik kameraları var vesaire var ama tabii o da yeterli değil. Yani sonuçta en baştan söylüyorum, Türk Haber'in farkı buradadır. Biz gördüğümüz neyse onu çekeriz ve olduğu gibi onu yayınlarız. Yani burada şu güvenlik noktasına elini kolunu sallayan giriyor ve burada hiç kimse yok. Evet, şu an bir ticari taksi buraya müşteri getirdi balık haline. Merhabalar, burada kapıda kimse yok. Merhaba. Ben de, sen de rastgele girdik. Konuşacak kimse de yok. İkimiz varız. Ne düşünüyorsun bu konuda? Vallahi bilmiyorum. Yeni yapılmış galiba burası. Yeni yapıldı, evet. Yeni yapılmış. Güzel ya. Arkadaşları getirdim, eğlenmeye gitmişler. Gemiciler mi? Gemiciler. Yani balıkçılar eğlenmeye gitmişler. Eğlenmeye gitmişler. Gemilerine bıraktım, dinlenecekler artık. Bayramı böyle geçirecekler. Tabii eğlenmek onların da hakkı. Ama şu kulüplerde yani bir güvenlik olması lazım değil mi? Tabii. Yani birilerini karşılayan birisinin olması lazım tabii. Değil mi? Ben de bekledim, hatta yavaşladım da kimse yoktu. Yani böyle güzel büyük bir yatırım, böyle bir tesisin kapısında kimsenin olmaması enteresan. Evet. En basitten bir kişiye alsa, bir 1000 lira 1500 lira maaş verseler hiç olmazsa o da evine ekmek götürür. Doğru tabii, mu? Doğru. Ya hani ona bizim diyecek bir şeyimiz yok ama doğru yani. Hani tespitiniz doğru. Yani böyle bir yerde eksik yani değil mi? Tabii. Peki. Ya inşallah düzene girer ama. Girer. Girer. Görüntü güzel. Burası güzel. Muhteşem bir yer yapmışlar. Bizim de çok hoşumuza gitti. Biz de işte 4'te 5'te balık teknelerin geldiği duyumunu aldık. İşte balık satışının olduğunu duyduk. Gelecek mi zaten arkadaşlar dedi. Şimdi dedi gemiler yanaşır dedi. Hani balıktan gelirlermiş. Gelirlermiş. İnşallah. Saati belli mi? Yok ama şimdilerden o çünkü saati sordu. Dedim 4'e 10 geçiyor. Dedi şimdi biraz sonra bir balıklar gelir dedi. Ama tabii onlar balığa çıkmamışlar. Onlar kendileri eğlenmeye gitmişler. Peki, bayramınız mübarek olsun. Sağ ol, sizin de. Taksicilerin ne sorunu var? Ya, neden şikayet ediyorsun mazotun haricinde? Ya şu an... Biraz kafanı çıkarsana, yüzünü görsün seyircilerimiz. Yok şu an Allah'a şükür sıkıntı yok. Hiçbir şey yok da... Ya trafik biraz yoruyor ya. Başka trafik bir şey yok yani. Hani sıkıntı yok, Allah'a şükür oluyor. Peki, hayırlı sabahlar. Sağ olun. Hayırlı bayramlar. Sağ olun. Kendinize iyi bakın. Sağ olun.